Görüş alanından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Bu akşam özel sektör öğretmenleri sendikası Elazığ İl Temsilcisi Sacit Bütün konuğumuz olacak. Bildiğiniz gibi özel sektörde görev yapan öğretmenlerin sorun ve talepleri var. Ülke gündeminde. Dünden beri bu konu ülke gündemini meşgul ediyor. Özel sektör öğretmenleri bakanlıkla, Milli Eğitim Bakanlığı'yla görüşme yaptı. Sorun ve taleplerini iletti. Milli Eğitim Bakanlığı da bu sorun ve talepleri enine boyuna değerlendireceğini söyledi. Şimdi özel sektörde görev yapan öğretmenleri sorun ve talepleri nedir? İstekleri nedir? Beklentileri nedir? Bu programda bunu konuşacağız. Bunun yanında Elazığ'da özel sektörde görev yapan öğretmenlerin ne gibi sorun sıkıntıları var? Neler yaşıyorlar? Bunları Sayın Bütün'den alacağız. Efendim programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önce öğretmenlerin oldukça fazla sorunu var. Hatta en büyük sorunu taban maaş hakkımız acilen geri getirilmelidir diyorlar. Bu başlığın altında ana başlıklarla birçok sorun ve taleplerini iletmiş sendika. Bunları enine boyuna konuşacağız Sayın Bütün. Ancak öncelikle Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın faaliyetlerine değinelim. Ne zaman kuruldu? Misyonu nedir? Ne amaçla kuruldu? Bunu sizden dinlemek isteriz. Yaklaşık 2 yıl önce başlayan bir süreç. 1 yıl önce de tüzük çalışmaları tamamlandı. Resmiyet kazandı. Tüzük çalışmalarımızın tamamlanmasından sonra üyelerimizi E-Devlet'ten almaya başladık. Ve Cumhurbaşkanlığı sitesinden de üye sayımızla birlikte resmi bir kayıt altına girmiş durumdayız. Genel merkezimiz İstanbul'da. 62 ilde faaliyet göstermekteyiz. Çalışma alanlarımız kurslar, dershaneler, özel okullar, rehabilitasyon merkezleri olmak üzere yaklaşık tahmini bir rakam, tabii kayıt dışılık da söz konusu olduğu için 350 binden fazla çalışan kişinin olduğu bir çalışma sahası içerisinde faaliyet göstermekteyiz. Türkiye genelinde yaklaşık 350 bin özel sektörde görev yapan öğretmen var. Sendikaya kayıtlı kaç üye var? Şu an resmi sayımız yaklaşık da 5000'e yakınlaştı. Bu çalışmalar tabii bir yıllık çalışmanın ürünü. Yapılanma sürecinde olan bir sendikayız. Taleplerimiz iller bazında, kurumlar bazında, bakanlık bazında bütün paydaşlarımızla birlikte sorunlarımızı dillendirip çözüm üretmek istiyoruz. Yani sendikamızın temel amacı, temel görevi bu. Neredeyse 500.000. Bu kadar çok çalışanın olduğu bir sektörde aslında sendikanın daha önceden olmaması ya da aktif olmaması bir eksiklik doğuruyor muydu? Kesinlikle hocam? Doğuruyordu. Bizim sektörde çalışan arkadaşlar bilir. Sorunlarımızı hep birbirimize aktarırız. Birbirimizle konuşuruz, sohbet ederiz, dertleşiriz. Fakat bu bir tüzel kişiliğe bürünemediği için sorunlarımızı iletmekte, çözüm üretmekte sıkıntı yaşıyorduk. Belki daha önce kurulmalıydı ama başlayan bir süreç vardı. Bunun olgunlaşması gerekiyordu. Bunun için birilerinin birkaç adım öne çıkması gerekiyordu. Bu şekildeki çalışma ancak bu zamanda olgunlaşabildi ve şu an aktif olarak faaliyetteyiz. Elazığ'daki durum nedir kıymetli Elazığ'da bütün? Çünkü şu an henüz temsilcilik boyutunda faaliyet gösteriyorsunuz bildiğim kadarıyla. Kaç üyeniz var ve bu temsilcilik ne zaman faaliyete geçti? Beklenti, talep nasıl sendikanıza? Biz yaklaşık 4 ay önce sendikamızla tanıştık. Nisan ayının ortalarından itibaren bir görüşmeyle birlikte il temsilciliği görevini üstlendik. Çalışmalarımıza başladıktan sonra kurumlardan kişilere kadar bireysel ve özel görüşmelerimizde herkes özellikle sizin sendikaya ihtiyacınız var, sizin haklarınızın savunulmaya ihtiyacı var şeklinde bize beyanları oldu. Ben çok küçük bir örnek vermek istiyorum. Başladığımda yani yeni başlamışız, tanıtım faaliyetleri, kurumları ziyaret ediyoruz. İsim vermeyeceğim. Bir tane öğretmen arkadaşımız, yaklaşık 48 yaşında, 20 yıllık dershaneci. Beni ziyarete geldi, sendika faaliyetleri hakkında bilgi almak istedi. Biz de yeni başladığımızı ifade ettik. Sorunları dillendirince, konuşmaya başlayınca bir ara gözyaşlarına boğuldu. Emin olun ki 20 yıllık bir haykırışın gözyaşlarıydı onlar. Çünkü neden? Birbirimizle konuşmamız yetmiyor. Geçim derdi, hayatın gerçekleri, sorunları,
patronlar tarafından dışlanma, işsiz kalma kaygılarından dolayı sorunlarını dillendirdiğimiz andan itibaren duygusal bir sel yaşandı. Şahsen ben kendi adıma söyleyeyim, kilitlendim ve yutkunmak zorunda kaldım. Henüz daha çok aktif olmamışken gerçekten çok büyük sorunlar mevcut. Çok büyük sıkıntılarımız var. Bu şekilde bir çalışma faaliyeti Elazığ'da 4 ay önce başlattık. Yaklaşık 40'a yakın resmi üyemiz var. Ve adım adım da ilerleyen, halka halka dalga dalga yayılan bir yapı içerisindeyiz. Bizim burada tek amacımız sektörde çalışan öğretmenlerin sorunları ve bu sorunları çözüm üretmek. Peki henüz yeni bir sendika olmanıza rağmen 40 üyeniz var aşağı yukarı. Evet. Elazığ'da özel sektörde görev yapan öğretmen sayısı kaç Sayın Bütün? Yaklaşık 1000'e yakın öğretmen çalıştığını biliyoruz. Tabii bunun içerisinde kurslar, özel okullar ve rehabilitasyon merkezi olmak üzere kayıt dışılık da olduğu için biz 1000'e yakın çalışan öğretmen olduğunu tahmin ediyoruz ve aldığımız, öğrendiğimiz rakamlar bu civardı. Yani özel sektörde görev yapan bu öğretmenler sendikanıza üye olursa aşağı yukarı özel sektör öğretmenleri Elazığ şubesinin yaklaşık 1000 üyesi olacak. Kesinlikle. Kesinlikle. Sendikacılık da önemli aslında değil mi? Kesinlikle. Özellikle özel sektörde kesinlikle. Çok önemli bir örgütlenerek, konu. Bir arada durarak. Çünkü yalnız başına sorunları dillendirmek bir çözüm üretmiyor. Bir tüzel kişilik altında, örgütlü bir şekilde, yasalar çerçevesinde, hak arayışımızın içerisinde olacak bütün arkadaşlarımızı ben sizin aracılığınızla da Elazığ ili özelinde tüm arkadaşlarımızı artık korkuları, kaygıları bir kenara bırakarak bir hak arayışı içerisinde olması gerektiğini, çünkü öğretmen kavramının niteliği de artık düşürülmüş durumda. Biz hem onun değerini hem de ekonomik, sosyal, diğer tüm hakları kazanmak için örgütsel bir çatı içerisinde, tüzel bir kişilik içerisinde bu çalışmayı yürütmemiz çok değerli. Arkadaşlarımızın hepsini sendikamıza davet ediyoruz. Az önce kısmen bahsettiniz, özel sektörde görev yapan öğretmenlerin yaşamış olduğu, çalışma hayatında bizzat yaşamış olduğu sorunlardan bahsettiniz. Biraz genelleyecek olursak, son birkaç gündür Türkiye'de yaşanan bu konudaki sorunlar, talepler gündeme geliyor. Ulusal mecrada da, Ankara'da yapılan bir eylem söz konusuydu. Bu eylemin nedeni nedir ve sendikanızın ya da sektörde çalışan öğretmenlerin talepleri, sorunları nedir efendim? Taban maaş hakkımız acilen geri getirilmeli diyorsunuz. Ana başlığınız bu. Ana başlığımız bu. Bunun altındaki satır başlarını açacak olursak tabii ki. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi bizim sektörde birçok sıkıntı söz konusu. Biz bunu 4-5 başlık altında kısıtladık ve net taleplerimizi ortaya koyduk. Birincisi taban maaş, 2014 yılında yasada verilen, özel sektördeki çalışanlara verilen hak. 55-80 no'lu -9 ikinci maddedeki verilen hak 2016 veya 17 yılında bir önerge ile geri çekilmiştir. Biz bu yasanın tekrar acilen geri getirilmesini istiyoruz. İkinci konu ise sektörde 10 aylık, 11 aylık sözleşmelerin yapılması. Aslında bir iş sözleşmesi 12 aydır ve herhangi bir ayrılış durumunda 12 ay maaş verilir ve tazminat hakları ile birlikte tazminatların her zaman baki olması, hangi sektörde olursa olsun, tabii bizim sektörde başta olmak üzere, özel sektörde ayrılan bir çalışanın tüm tazminat haklarının verilmesi. Bir de bizim sektöre özel bir durum söz konusu. Milli eğitim hocalarımız, hepimiz bu eğitimin paydaşlarıyız. Hepimiz eğitimciyiz, öğretmeniz. Ama özel kurslarda, yasada da olmayan, bir şekilde bazı mecralarda, çeşitli şekillerde görev almaları ve çalışmaları. Çünkü onlar milli eğitimde bir güvence altında, 657 zırhının altında, devlet güvencesi altında, bazıları sendikal güvence de üstüne eklenmiş durumda. Ama asıl mesleği ve tek geçim kaynağı bu olan öğretmenlerin çalıştığı alana mümkün olduğunca girmemeleri, buna özen göstermeleri, bu noktada biz Elazığ özelinde şu an sizin aracılığınızla da teşekkür edelim. Milli Eğitim Müdürümüzle de görüştük. Milli Eğitim Müdür Yardımcımızla da görüştük. Bir irade oluştu. Bir çalışma gerçekten başlamış durumda.
Burada asıl olanın karşıdaki insanı da empati yaparak, düşünerek onun haklarına, özlük haklarına, ekonomik haklarına saygı göstermektir. Çünkü başka bir bizim geçim alanımız söz konusu değil. Sadece ve sadece herkes ailesini, kirasını, faturalarını, geçim derdini bu sektörde çalışarak elde ettiği kazanımlarla. Ben yüzlerce örnek verebilirim. Binlerce dram söz konusudur. Bu şekildeki sorunlarımızı dile getirmek istedik. Ana başlıklar halinde taban maaş bir yasal çerçevedir. İkincisi milli eğitim hocalarımızın kurslarda artık izinsiz çalışmamasıdır. 10 aylık, 11 aylık gibi sözleşmelerin son bulmasıdır. Ve tazminat hakları bütün çalışanların her daim verilmesidir. 4 temel talep üzerine biz bu sendika çalışmalarını yürütmekteyiz. Sektörde 10 aylık ya da 11 aylık sözleşmeler yapılıyor. Evet. Peki bunun yasada bir açığı mı var Sayın Bütün? Bunu anlamak için soruyorum. Yani bu iki tarafı da ilgilendiren tabii sözleşmeler. Ki. Buna mecburen öğretmen, özel sektörde görev yapan öğretmen mecbur kaldığı için mi atıyor? Yoksa sözleşmeler genelde sürekli kanunen böyle yapılmak durumunda mı? Şimdi şöyle bir durum, iş sözleşmeleri çok hazır bir çerçeveye oturtulmuş durumdadır. Çalışanların önüne imzalatır ve çoğu öğretmenimiz okumaz bile. Ne olduğunun içeriğinden dahi haberi yoktur. Ama iş sözleşmeleri 12 ay olarak gönderilir. İşte SSK'ya, Milli Eğitim'e, resmi kurumlardan hangisiyle bağlantısı varsa. Fakat sözel olarak der ki biz 11 ay anlaştık. 12. ay maaşı yatırılır, 12. maaşı geri getirmesi istenir. Der ki biz sizinle 11 ay anlaştık. Şimdi 11 aylık sözleşmede şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Birincisi öğretmenin bir maaşı eksik geliyor. İkincisi herhangi bir ayrılma durumunda tazminat hakkı doğmaması için uğraşılan bir alan. Üçüncüsü ise artık bu sektördeki gerçekten kurumlarımızın denetimine ihtiyacımız var. Biz bu noktada valiliğimizden, devlet kurumlarımızdan, milli eğitimden desteklerini gerçekten bekliyoruz. Sektör onların hükmü altındadır, onların gücü altındadır. O denetim mekanizmasının çalışması bizim sorunlarımızın neredeyse yarısından fazlasını zaten kendiliğinden çözecektir. Şunu söylediniz, şimdi benim anladığım kadarıyla sözleşme yapılıyor, karşı tarafa sunuluyor, herhangi bir karşı tarafın iradesiyle bu sözleşme tabii imzalanıyor. Tabii. Biraz da bu hocam kişisel bir durum değil mi? Yani o sözleşmeyi imzalayan kıymetli hocalarımızın dikkat etmesi gereken bir durum değil mi? Şöyle şu şekil, kurumda örnek olarak vereyim. A kurumu olsun 100 tane öğretmeni var. Diyor ki ben 100 tane öğretmenimle de 11 aylık sözleşme imzaladım. 12 ay maaş isteyen, talep eden öğretmene ben düzenimi bozamam. Eğer sana 12. maaş verirsem yok ekonomik krize girerim veya başka sebepler. Şimdi sektörde bazı kurumlar veriyor. Ama genelleme yaparsak %80, %90'lık bir kitle 10 aylık, 11 aylık sözleşmeler yapmaktadır. Sebebi ise 12. maaş vermemek, tazminat hakkı doğurmamak ve sürekli bizim Elazığ'ın özelinde biraz daha fazla patronların batarız, ederiz, tutarız gibi ifadelerle öğretmeni biraz da o baskı altına almaktır. Öğretmenin başka bir geçim alanı da yok. A kurumundan çıksa, B kurumuna gitse de aynı şartlar söz konusu olduğundan dolayı artık bir noktada mecburiyet kalıyor. Çünkü onun da bir ailesi, onun da çocukları var. Peki bu noktada biraz toplu hareket edemezler mi insanlar öğretmenlerin kıymetini daha iyi ortaya koyma adına? Mesela örnek veriyorum, X kurumundaki öğretmenler topluca 11 aylık ya da 10 aylık sözleşmeyi kabul etmemesi durumunda o kurumda öğretmen bulamayacak. Biraz evet. Da bu konuda öğretmenlerin kendi hakkını savunması gerekmez mi hocam? İşte bu noktada sendikal örgütlenme devreye giriyor. Bir arada olma kültürü devreye giriyor. Şimdi bireysel olarak herkesin özel şartları olabilir ama sorunlarımız ortak. 100 tane öğretmen getirseniz 2 aşağı 2 yukarı bu benzer sorunlardan bahseder. Ama bir araya getirmek çeşitli kaygılar, korkulardan, çekincelerden dolayı olmuyor. Herhangi bir sebeple şu veya bu gerekçe altında bazen sıkıştırılıyorlar, zorlanıyorlar. Bu duruşa karşı dik duruş sergileyen hocalarımız bazen sektörden dışlanmaya çalışılıyor. Çok açık söylemek gerekirse.
Fakat bu sayı bir kişi, iki kişiyle olacak bir şey değildir. Bütün öğretmen arkadaşlarımızın artık korkulardan, kaygılardan uzak, yasal çerçevede tüm haklarımızı sonuna kadar isteyeceğimiz, talep edeceğimiz bir yapıdayız. Milli Eğitim Bakanlığı'nda dün 30 Ağustos sebebiyle yapılan bir eylem söz konusuydu. Onun içeriğini kısaca bahsedeyim. Biz bir konferans düzenledik Ankara'da. Konferanstan sonra da bakanlığa gidip bir basın açıklaması yapıp dağılmak istedik. Şimdi zamanlama üzerine çok spekülasyon yapıldı. 30 Ağustos özel sektörün neredeyse haftanın 6 günü çalışır. Bazen 7 günü çalışır. Tatil günü söz konusu değildir. Resmi tatiller çoğu kurumlarda uygulanmaz veya uygulanmak istenmez. 30 Ağustos'u seçmemizin sebebi öğretmen arkadaşlarımızın resmi tatil günü olduğu için. Çünkü yaklaşık 1000 kilometre uzaktan gelen öğretmen arkadaşımız vardı. Aynı gün içerisinde 3 saatliğine Ankara'ya gelip tekrar sabah derse gitmek zorunda kalacaktı. Böyle olunca biz Ankara'ya toplandık, konferansımızı yaptık. Milli Eğitim Bakanlığı'nın önünde bir basın açıklaması yapıp dağılıp kurumlarımıza, şehirlerimize dönecektik. Peki Milli Eğitim Bakanlığı'nın önünde o yapacağınız açıklama konusunda gerekli mercilerden yasal izin alınmış mıydı? Biz müracaat ettik güvenlik güçlerine. 30 Ağustos dolayısıyla devlet erkanından bir kortejin geçiş yürüyüşü olduğunu, oranın mümkün olmadığını söylediler. Biz kabul ettik. Başka bir noktada bir basın açıklaması yapmak istedik. Oraya da izin vermediler. Fakat biz burada yaklaşık orada 400-500 kişilik bir kitle söz konusuydu ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen bir kitle söz konusuydu. Biz bunca emeği, bunca yolu sarf edip gelip sadece haklarımız için bir basın açıklaması. Kesinlikle taşkınlık yoktu, siyasi bir söylem yoktu. Birçok kez müracaat etmemize rağmen engellendi. Biz bir şekilde bir basına kendimizi duyurmak istedik. Fakat bazen istenmeyen olaylar, taşkınlıklar oldu. Ama haklı gerekçemiz bir sonraki güne taşıdı, ülke gündemine girdi. Bakanlık bize izin vermediği noktadan davet çıkardı. Evet, 30 Ağustos'un ardından hemen. Evet, hatta hocam aslında ülke gündeminde oldukça yer etti. Şöyle bir durum söz konusu. Siz özel sektörde görev yaptığınız için zaman kısıtlamanız var. Ankara'ya gidip orada basın açıklaması yapıp tüm Türkiye'ye sesinizi, yaşadığınız sorunları duyurmak istiyorsunuz. Kesinlikle. Pek tabii ki. Bu gayet makul bir açıklama ve sebep. Ancak karşı tarafta polis ekipleri de şunu söylüyor, diyor ki biz izin vermedik, yasal izin vermedik çünkü 30 Ağustos kortej yürüyüşü. Yani şöyle bir durum ortaya çıkıyor, yasal olarak izin alınmayan yerde bir açıklama yapmaya çalışılmış görüntüsü var. Aslında iki tarafta haklı durumda. Onu belirtelim. Biz, özellikle polis de haklı, öğretmenler de haklı. Öğretmenle polis karşı karşıya geldi tabii. İstemezdik böyle kesinlikle görüntülerin yaşanmasını. Değerli meslek grupları. Biz devletimizin gücüne inanan insanlarız. Herhangi bir çatışma unsuru olarak hiçbir şekilde kullanmak istemiyoruz. Biz şunu anlatamadık. Biz burada böyle keyfe gider gelmiş ayaküstü bir yapılanma değiliz. Biz evet. Türkiye'nin dört bir yanından gelmiş gerçekten sıkıntıları, sorunları olan insanlar. Yol parası bulamayıp otostopla gelen öğretmenimiz vardı. Çok açık söyleyeyim yani. Bu evet. Derece önemseyip yaklaşık 1000 kilometre uzaktan bir kamyonetin arkasında gelen öğretmenimiz vardı. Yani bu kadar değerli bir şeyi biz evet bakanlığın önünde bir kortej yürüyüşü var. Bakanlık olmasın ama uygun bir alanda bir basın açıklaması yapalım istedik. Ona da izin verilmedi. Tabii bu olay biraz ülke gündemine girdi. İzin verilmeyen bakanlık önünden sonradan bakanlık tarafından biz davet edildik. Yönetim kurulumuz ve öğretmen arkadaşlarımızla birlikte gittik. Bakan yardımcımız Nazif Yılmaz, Özel Öğretim Daire Başkanı Ömer İnan'la bir görüşme gerçekleştirdik. Süreçteki sorunlarımızı dile getirdik. Taban maaş bunun başlık kısmıdır. Gerçekten sektörde 350 binden fazla tahmini bunun 500-700 bin olduğunu söyleyenler de var. Bu kadar insanın çalıştığı bir sektörde yasal düzenlemeden tutun da denetim mekanizmasının çalıştırılmasına boşluklardan faydalanmayacak atıyorum valiliklerin, milli eğitim kurumlarının, şube müdürlerinin, müfettişlerin sürekli bir denetim altında olduğu bir yapılanma söz konusu olmalıdır. Biz bu sorunları hem özlük hakları olarak hem ekonomik yapılar olarak
başka hiçbir derdimizin olmadığını şiddetle belirtmek isterim. Yani biz gerçekten o sürecin içerisindeydik. Ben kendim de Ankara'daydım. Tek talebimiz buydu. Her kesimden, her düşünceden, her gruptan insan olabilir. Hayata farklı görüşlerden bakabilirsiniz. Ama gerçek olan bir şey var ki, akşam evinize ekmek götürmek zorundasınız. Çalıştığınız kurumda ekonomik, sosyal, hatta psikolojik olarak değerli olmak zorundasınız. Böyle ötelenen, birazcık özel sektör öğretmenlerinin haberleri ben dünden beri çok takip ettim. Özel sektör öğretmenleri olarak tanımlamada bile bir eksiklik oldu. Öğretmenler denilen genel bir başlık kullandı. O çok ayrı bir başlıktır. O... Özel sektörde çalışan öğretmenler kesinlikle. Ayrı. Kamu sektöründe çalışan öğretmenler kesinlikle. Özlük hakları bakımından tabii çok ki. Farklı. Tabii ki. Yani biz burada öğretmen evet kutsal bir meslektir, değerli bir meslektir. Hepsinin değerlerine biz sahip çıkmak isteriz. Ama biz özel sektörde çalışan öğretmenler olarak gerçekten sorunlarımızı dillendirmek, sürecin bundan sonraki ivme kazanarak büyüyecektir. Bakanlıkla görüşmelerimiz devam edecektir. Sorunlarımıza çözüm üretmek için çalışmalarımıza devam hocam, edeceğiz. Hocam şunu soracağım, açık bir şekilde soracağım. Herhangi bir siyasi partiyle bir bağınız, organik ya da dolaylı olarak bir bağınız var mı? Şöyle açıklayayım, tüzüğü de getirdim yanımda bu soru gelir diye. Biz ilke olarak, prensip olarak herhangi bir siyasi partiye, bir gruba organik veya inorganik olarak bağlı değiliz. Başkanımızdan yönetim kuruluna kadar bütün temsilci arkadaşlarımızla da bunu görüştük. Sendikanın tüzel kişiliğine herhangi bir siyasallaşma veya siyasi yapılanmaya yakınlaşma veya uzaklaşma diye bir durum söz konusu değildir. Çünkü bizim derdimiz gerçekten sorunlarımızı dillendirmek. Fakat bir eylem olunca siyasiler çeşitli kanallardan tweet atıp farklı farklı mecralardan olunca karşı taraf hamle yapınca algı bambaşka sosyal medyada bir mecraya çekiliyor. Çok açık söyleyeyim, ben kişisel olarak da, tüzel kişilik olarak da ve sendika başkanımızla daha önce yaptığımız görüşmede de bunu şiddetle sordum. Kesinlikle dedi, biz bir siyasi unsura sahip değiliz. Bizim derdimiz zaten kendimizi anlatmakta zorlanıyoruz. Bir de şu veya bu şekilde bir siyasallaşma söz konusu olursa daha da zorlanırız. Biz özel sektörde çalışan, başta kurslarda, özel okullarda, birçok sorunumuz var. Gerçekten çok detaylı olarak sorunlarımızın peşinden gidiyoruz. O zaman o sorunları konuşalım Sayın Bütün isterseniz. Denetim dediğinize az önce Elazığ'da. Evet. Denetim yetersizliği mi var? Bu konuda Elazığ Valiliği ile bir diyalog kurdunuz mu? Bir ben sendika çalışmalarına başladığından beri kurumlarımızı, valiliğimizi de özel kalem aracılığıyla ziyaret ettik. Milli Eğitim Müdürümüzle, Milli Eğitim Müdür Yardımcılarımızla görüştük. Bir irade oluştuğuna inandı. Onlar da sektördeki sorunların farkındalar. Çalışmalarımızı yaptık. Tabii bir yaz tatili dönemi araya girdi. Hem özel kurumlar hem devlet kurumları için. Bu çalışmaların daha da güçlenerek devam edeceği bilgisi bize verildi. Bundan sonra da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Denetim mekanizmasının çalışması hem kurumları rahatlatacaktır. Kaçak, göçek yapılanmaları ortadan kaldıracaktır. Hem de yasal olarak çalışan, işini düzgün yapan kurumlara güç katacaktır. Öğretmenlerimiz de bu noktada çalışmalarında, özlük haklarında, ekonomik şartlarında düzeltmeler meydana getirecektir. Elazığ özelinde çalışmalarımız hızla artacaktır. Çalışmalarımızın içeriğini şu an söylemeyeyim, şu an bende kalsın. Ama sendikal çalışmalarla birlikte ülke gündemine girdikten sonra bu şahsi bir olay değildir. Tamamen bir sektörün, sendikasının çalışma yapma durumudur. Haklarını sonuna kadar savunan bir yapıya kavuşmak zorundayız. Peki özel sektörde görev yapan bir öğretmen ne gibi sorun ve sıkıntılar yaşıyor? Sabah kalkıyor, okula gidiyor ya da dershaneye gidiyor ya da özel okula gidiyor. Orada eğitimini veriyor. Akşam 5 olunca, 6 olunca çıkıyor, evine geliyor. O gün boyunca ne gibi sorun, sıkıntı yaşıyor? En somut... Ve çalışma saatlerinde de herhangi evet. Bir düzensizlik mi söz konusu? Şöyle söyleyelim, özel sektörde çalışan öğretmenler yaklaşık haftanın 6 günü çalışır. Günde 8-9 saatlik ortalama bir çalışma sistemi vardır. Bazı ders yükleri görüyoruz. 30 saat, 40 saat, 50 saat derse giren öğretmen arkadaşlarımız söz konusudur. Çalışma yükü oldukça fazladır. Diyorum ya, resmi tatiller dahil
resmi tatil. Valilik açıklama yapıyor, işte bakanlık açıklama yapıyor. Şöyle somut bir örnek vereyim bizim sektörümüzle ilgili. Milli eğitimde ara tatiller var. Kasım döneminde ve Nisan döneminde. Bizim öğretmen arkadaşlarımız, özellikle de kurslarda olanlar en çok o dönem geldiğinde tedirgin olur. Niçin? Okullar tamamen tatile girer fakat kurslara müthiş bir yığılma olur. Aslında resmi olarak onların da tatil yapması lazım. İş yükü birken üçe çıkmaktadır. Tatil değil, tam tersine çalışmanın yükünün arttığı bir dönemdir. Üçüncüsü, gündemde olduğu için çok olağanüstü dönemlerden geçtik. Pandemi dönemi, evet, kurumları yıprattı, bazı kurumlar zarar gördü, olağanüstü süreçler, kişiler, kurumlar, ülkeler hatta bu süreçte sıkıntılar yaşadı. Fakat bir asgari ücret konusu belki ülke tarihinde, bilmiyorum da 40-50 yılda belki ilk kez yarı yılda müdahale edildi ve artış söz konusu oldu. 5500 lira rakamı resmi olarak belirlenen asgari ücrettir. Ve çok açık söyleyeyim, bizim sektörün yaklaşık %60-%70'i şu an asgari ücretin altında çalışmaktadır. Evet. Ve resmi olarak hiçbir kurum bir çalışanına, öğretmeni, personeli, görevlisi, güvenlik görevlisi hiçbir şekilde asgari ücretin altında maaş vermemektedir. Ama süreci artık çok açıkça ifade etmek zorundayım. Asgari ücret bankaya, sisteme yatırılır. Atıyorum 4000 lira maaşı anlaşılmıştır. 1500 lirası getirilir. Avucunun içerisine konulur, masaya bırakılır. Elazığ'da mı oluyor? Bu bizim Elazığ'da da var. Türkiye genelinde de var. Türkiye'nin 81 ilinde de bu durum yaşanmaktadır. Asgari ücretle... Somut delil var mı? Somut hocam? Delil, yüzlerce örnek var. Ama hiçbir öğretmen arkadaşımızı ben bunu yaptım, bu ay maaşımın atıyorum 5000 liraysa 500 lirasını götürdüm verdim. Hem onur kırıcı bir durumdur, hem de kendini afişe etmek istemez. Hem de bunu söylersiniz veya ben çalışmak istemiyorum asgari ücretin altında diyen öğretmeni başka yerlerde de çalışamazsın. Biz Nisan ayında böyle anlaştık gibi ifadelerle kurum sahipleri biraz baskı altına almak istiyor. Şimdi Nisan ayında yaptığınız anlaşma, ülkeler, dünya çok olağanüstü bir süreçten geçiyor. Devletler müdahale etmek zorunda kalıyor. 4 ay sonra bir güncelleme yapılmıştır. O öğretmenin maaşını atıyorum 1000 lira bir zamla öğretmenin ekonomik yaşantısına bir destek olmak vardır. Tam tersine, hocam ben 4000 liraya çalışmak istemiyorum dendiğinde, yok biz başka kurumlarda da söyleriz, biz böyle anlaştık, sen anlaşmayı bozarsın. Anlattığımızda, bakın İstanbul'da büyük şirketler dahi ara zam yapmak zorunda kaldı Ocak ayında anlaşmalarına rağmen. Birçok tüzel kişiliğe sahip kurum, kurumsal kimliği olanlar bu güncellemeyi yaptı. Ve bizim sektörde bu hiçbir şekilde bir artı güncelleme ile şu an gündeme gelmiş durumda değil. Bizim Elazığ'da da sayı hiç de az değildir. Örtülüdür, konuşulmaz. Biraz da Elazığ'ın özelinde ilişkiler sistemi karmaşıktır. O ağın içerisinden çeşitli şekillerde baskı görebilirler. Ama öğretmen arkadaşlarımız gerçekten bu sorunların altında ezilmektedir. Baskı gören var mı? Ya da siz baskı gördünüz mü? Biz baskıyı şu şekilde tanımlıyoruz. Direkt ya da baskı nedir? Somut bir tehdit veya böyle bir zorbalık olarak değil. Çok X kurumu üzerinden konuşalım. Ben Mart ayında A kurumuyla 5000 liraya anlaşmışım. Asgari ücret 5500 lira olmuş Temmuz ayında. Bu Ocak ayında büyük ihtimalle 7000-7500 lira gibi rakamlar konuşuluyor. Diyorum ki biz bu dönemde konuştuğumuzda evet biz bu rakama anlaştık. Ama şu an olağanüstü bir dönem oldu. Asgari ücret arttı. Ben asgari ücretin altında kalıyorum. Yasal olarak zaten asgari ücretin altında kimse çalıştırılamaz. Kurum sahipleri, biz böyle anlaştık. Anlaşmaya uymak zorundasın. E hocam ben o zaman çalışamıyorum. Başka bir kurumda belki daha iyi şartlarda çalışmak istiyorum. O da olmaz. Biz başka kurumlara da söyleriz. Anlaşmayı bozan bir öğretmen söz konusu. Sebebini de sormuyorlar. Bakın çok acı olan başka özel sebepler ayrı bir konudur. Asgari ücretin altında çalışmak istemediği kurum bu şekilde, baskıyı bu şekilde uyguluyor. Şimdi öğretmeni kendi iradesiyle baş başa bırakıyor. Şimdi öğretmen her yapı bir değil. Öğretmen bunu kabullenen var, kabullenmeyen var. Kabullenirse çalıştığı kuruma evet diyor, 5500 lira para yatıyor, paranın üstünü getirip kurumun sahibine bırakıyor.
Ertesi yıl anlaşma dönemi geldiğinde tekrar bu sefer işte patronlarda bir dil, bizim Elazığ'da çok fazla, ya zarar ediyoruz, işte kazanamıyoruz, şu bu. Bakıyorsun adamın 500 tane, 1000 tane, 700 tane öğrencisi var. Bazıları Türkiye çapında zincir kurumlar, büyük kurumlar. Asıl bunların örnek olması gerekirken bu şekildeki, ya ben yüzlerce örnek verebilirim yani. Yüzlerce örnek verebilirim. Sayın Bütün, siz de uzun zaman özel sektörde görev yapan bir öğretmensiniz. Sorumu soracağım. Şunu hatırlatayım. Kıymetli öğretmenlerimiz olabilir ya da izleyicilerimiz olabilir. Bize Kanal 23 Facebook sayfasından ya da WhatsApp ihbar hattımızdan ulaşıp sorunlarını, taleplerini ya da Sayın Bütün'e ifade etmek istedikleri bir yorum ya da soru olursa bunları yazabilir. Biz de Sayın Sacit Bütün'e bunu aktarmış oluruz diyelim. Özel sektörde uzun yıllar görev yaptınız. Şu an çalışıyor musunuz bir kurumda? Ben yaklaşık 20 yıllık dershaneciyim. 3 farklı şehirde 5 farklı kurumda çalıştım. Elazığ'da en son çalıştığım kurumdan ayrıldım ve şu an işsiz durumdayım. Yaptığımız faaliyetlerden dolayı çok da kurumlar şey yapmak istemiyor açıkçası. Yani hiç şahsım adına bu noktada sorduğunuz için söyleyebilirim. Hiç önemli değil. Ben bu sorunları, çünkü sektörde çalışanların çoğu öğretmenlik yaparak gelmiş insanlar. Ben beraber çalıştığımız insanlar bile var. Aynı öğretmenler odasında çalıştığımız insanlar da var. Sorunlarımızı bunların bilmemesi söz konusu değildir. Ama nasıl bir yapıysa o koltuğa geçince yapı, sistem bambaşka bir şekle bürünmektedir. Bazen bu yasal boşlukları, bazen diğer boşlukları kullanıyorlar. Ama burada artık mızrak çuvala sığmamaktadır. Sektördeki bütün çalışan öğretmenlerimiz artık haklarını arayan, dillendiren bir yapıdadır. Ben somut örneği söyleyeyim. Dün bir tane arkadaşı gördüm yolda. Dedi ben inanamadım. Neye? Ankara'ya 400-500 tane dershane, özel okul öğretmeninin gelip ve Türkiye'nin dört bir yanından gelip bu şekilde sesimizi duyurabilmesine inanamadım dedi. Çünkü öğretmenlerimiz öyle bir şey ki sorunlarını hep içten içe yaşayan, birbirine aktaran ama patronun karşısına veya bir kurumun karşısına gittiğinde suskunlaşan veya susmak zorunda kalan, burada mecburiyetler... Yanlış değil mi hocam bu? Halkın savunması gerekmiyor mu her bireyin? Yani, öğretmenlik çok kutsal bir meslek. Kesinlikle. Öğretmenlerimizi geçiyorum. Her bireyin hakkını savunması gerekiyor. Zaten yasalarda bunu belli çerçeveler noktasında ortaya koymuş. Kesinlikle. En azından sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi asgari ücret noktasında. Asgari ücret altında bile Türkiye'de kimse çalışamaz. Kesinlikle. Yasalarla belirtilmiş ama öğretmenlerimizin biraz daha sanıyorum, değil mi, hakkını araması kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle hak noktada aramayı, bunun bir yasal çerçeve olduğunu, sendikanın anayasal bir hak olduğunu, bu hakkın arayışının hiçbir şekilde engellenemeyeceğini, artık Türkiye ülke gündeminde de bakanlığımızın bundan sonra süreci beraber götüreceğiz diye kullandığı bizzat bir sendikamız var. Ve bireysel olarak da artık bu suskunluğumuzu, kaygılarımızı, korkularımızı bir kenara bırakarak ben çok açık söylüyorum. Yani bu işin asıl öznesi öğretmenlerimizdir. Bu işin asıl öznesi öğretmenlerdir. Öğretmen, 5 tane öğretmen bir kurumda derse girmez ise o kurumda hiçbir şekilde bir öğrenci, bir veli veya bir başarı söz konusu olamaz. Ki özel okullar Türkiye çapında oldukça ses getiren başarılara imza atıyor. Geleceğin belki de nice savcılarını, hakimlerini, bilim adamlarını yetiştiren, çok kaliteli eğitim veren kurumlar bu yapılar. Kesinlikle. Eğitim noktasında çok kaliteli eğitim veriyorlar. Aslında bu noktada tebrik etmek gerekiyor, ancak sizin sorun ve sıkıntılarınız da umarız bir an önce çözülür diyelim. Bir izleyicimiz Fahrettin Bey mesaj atmış. Sacit hocama katılıyorum demiş. Teşekkürler. Hocam az önce dediniz ki binlerce dram, binlerce hikaye, size örnek verebilirim. Bunlardan en can alıcı örnekler, bir iki tane rica etsek ne söylersiniz? Bir tanesini şöyle aktarayım. Kendi maaşının azlığından dolayı
kurum sahibine gidip beni işten çıkarın demiş. Ne için? İşsizlik maaşını da alıp o paraya ihtiyacı olduğu için geçimini sağlamak için. Ve bunu kabul etmişler. Yani öğretmene düşünün, atıyorum şu an bilmiyorum tam 1500-2000 lira civarındadır. Bir işsizlik maaşı veriliyor. Öğretmeni patron söylediğinde patronu neden diye sormadan veya bir destek olabilecekken bir şeyler yapma eylemi olmadan onun bu eylemini gerçekleştiriyor ve öğretmenimiz çalıştığı kurumda, bakın kayıt dışına giriyor artık, SSK'sız güvencesiz çalışıyor, aldığı maaş ve işsizlik maaşı ile birlikte. Ve bunun sebebi, hocam dedi, ben TOKİ'den ev almışım, benim çoluk çocuğum var ve aldığım maaşla geçinemiyorum dedi. Şimdi bu gerçekten, yani evet, ekonomik bir dünyadayız, ekonomik gerçekler söz konusudur. Ama burada hakkını alamamış birinin yaşadığı bu durum çok acı vericidir. Ve bu tanımın içerisinde geçen kişi sıradan bir iş yapan meslek grubu değildir. Bütün meslekler değerlidir. Bu bir öğretmen. Karşısına sınıfa girdiğinde, yeri geldiğinde bazı konularda bilgileriyle, kültürüyle, davranışıyla, sözleriyle örnek olacak. Kitlelere o şekilde durumunu anlatacak. Ama kafasında acaba ben bu ay taksitimi öder miyim? Acaba bu ay maaşım yatar mı? Asgari ücretin altında olduğu gibi o maaşı ödemeyen kurumlar bile var. Bir öğretmenimiz mesaj atmış. Serkan Hoca diyor ki aslında ilimizdeki öğretmenlerin maaşlarının düşük olmasının ana nedeni kayıt ücretinin çevre illere oranla daha düşük tutulması. Bunun bir düzenlemeye gidilirse öğretmenler de istediği ücreti alabilir. Katılıyor musunuz buna? Şu an yaklaşık 12-13 bin lira bir ortalamayla kayıt alınıyor. Ve tabii şimdi büyük şehirlerle kıyaslamak doğru değil. Çevre illerimizden, işte Malatya'dan, Diyarbakır'dan, Bingöl'den iki aşağı iki yukarı aynıdır. Ama o öğretmen maaşları, atıyorum Malatya'da 15 bin ortalamayla kayıt alınırken öğretmen maaşları şu an 7500 ortalamayla çalışıyor. Ve kolay kolay hiçbir kurum, yani vardır yoktur demiyorum, asgari ücretin altında vermemeye çalışıyor. Veya örnekleri çoğaltabiliriz yani. Bu pandemi süreci de hocam bütün dünyayı etkilediği kesinlikle, gibi Türkiye'yi kesinlikle de etkiledi. Özellikle en çok da özel eğitim veren kurumları etkiledi. Kesinlikle. Neredeyse 2 yıl herhangi bir girdileri olmadı. Ancak o süreç zarfında çalışan öğretmenlere maaşları bildiğim kadarıyla yatmaya devam etti. Kurumlar da aslında burada zor günler geçirdi. Şimdi olayı gerçeklikle ortaya koymak lazım. Pandemi 100 yılda bir yaşanan çok olağanüstü bir dönemdi. Kimse buna hazırlıklıyız diyemezdi. Bunun ekonomik bedelleri de oldu. Bizim sektörü de etkiledi. Öğretmenlerimizi de etkiledi. Ama sektörde şöyle bir durum söz konusu. Evet, pandemi döneminde kurumlar zarar gördü mü? Gördü. Yıprandı mı? Yıprandı. Öğretmenlerimiz de aynı düzeyde. Fakat o noktada devlet çeşitli desteklerle bu kurumları ayakta tuttu. Vergi desteğinden SSK desteğine kadar, çeşitli kredilerden diğer unsurlara kadar. Şimdi kurumlar bir şekilde bunda altında dururken, bu destekleri alarak ayakta dururken, ama öğretmenin öyle bir desteği söz konusu değildi. Sadece bir kısa çalışma ödeneği, bazı kurumlar üstünü tamamlayarak maaşlarını verdi veya vermedi. Şimdi burada öğretmeni bireysel olarak da bir kurumla değil, yani burada 100 tane çalışan kurumun evet sorunları vardır, sorumlulukları vardır, dengesini kurmak zorundadır. Ama o soruyu soran öğretmenimiz, Elazığ'da kurslar yapılanması söz konusu, özel dernek olarak kurulmaktadır. Buradaki fiyatlamalar, fiyat biçimlemeleri nasıl olacak, kendi aralarında tartışabilirler. Kendi aralarında bir soruna, bu soruna çözüm üretebilirler. Bu, biz öğrenciden az alıyoruz diye size az vermek zor, böyle bir talep söz konusu olamaz yani. Serkan Hoca sanıyorum yine mesaj atmış.
Şanlıurfa'da 18 bin YKS kayıt ücretleri, Gaziantep'te 20-23 bin arasında değişiyor, Malatya'da 15 bin üzerinde, Diyarbakır'da 15 bin ile 20 bin arasında değişiyor. Umuyoruz ki hocam hem bu kurumlarımız o pandemi sürecinin sarstığı o yaralardan bir an önce kurtulur. Çünkü kurumlar ne kadar ekonomik açıdan rahat olursa, refah içerisinde öğrencilere ya da eğitim sisteminde var olursa bundan tabii ki öğretmenler de faydalanacaktır. Tabii sizin de çok çarpıcı hikayeleriniz vardı. Durumu özetlediniz. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Zaten. Umuyoruz siz de Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde taleplerinizin karşılığını bulursunuz diyelim. Çok teşekkür ediyoruz programımıza kapattığınız için. Sizin... Son bir cümle rica edeyim kıymetli hocam. Daha sonra programı kapatacağım. Çok teşekkür ederim. Ben bu vesileyle Kanal 23'e de teşekkürlerimi ileteyim. Biz bir sendika olarak artık çalışmalarımızı korkudan, kaygıdan uzak bir şekilde hak arayışı içerisinde yürüteceğiz. Biz burada bir çatışma değil, bir çözüm süreci yaratmak istiyoruz. Kurumlarımız, devlet kurumlarımız, özel kurumlarımız sorunlarımızı çözebilecek güçtedir. Biz buna inanıyoruz. Artık bunun için sahada her türlü faaliyet içerisinde olmak şartıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ben sizin aracılığınızla da tekrar Kanal 23'e bize bu söz hakkını verdiği için teşekkür etmek isterim. Çok sağ olun. Programı kapatmadan önce Uğur Bey mesaj atmış. Hem size hem bizlere teşekkür ediyor. Biz de kendisine selamlarımızı iletelim. Teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Değerli izleyenler, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Elazığ İl Temsilcisi Sayın Sacit Bütün'ü konuk ettik. Özel sektörde görev yapan öğretmenlerin sorun ve taleplerini masaya yatırmaya çalıştık. Söylemiş olduğumuz gibi umuyoruz hem Türkiye'nin geleceğindeki o bilim adamlarını, çok kritik görevlerde olan öğrencileri, yeni nesilleri yetiştiren bu özel okullarımız hem o pandemi sürecinin sıkıntılarından kurtulur, hem de özel sektörde görev yapan öğretmenlerimiz istediği, beklediği bütün taleplerini elde etmiş olur diyelim. Mutlu akşamlar. Geçmiş olsun hocam.